Sağlıklı kalmak için evde kal Türkiye. Sevgili Nilüferliler, virüs salgınıyla ancak herkes mücadele ederse başa çıkabiliriz. Yerel yönetim olarak bizlerin aldığı önlemlerin yanı sıra Nilüferlilerin de kendi önlemleri alması gerekiyor. Bu sebeple gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalı, çıksak da diğer insanlarla olan ilişkilerimizi sınırlandırmalıyız. Sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Sağlıklı günler diliyorum. Evde kal Yıldırım. Çünkü hayat heves var. Sevgili vatandaşlarım, küresel salgın ile ilgili çok önemli bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bu mücadelede başarılı olabilmemiz için fiziki izolasyon önem arz etmektedir. Onun için evde kal çağrısına uymamız gerekiyor. Hepinizi evde kalmaya davet ediyorum. Evde kalmanın faturası karşılaşacağımız olumsuzluklardan daha pahalı olamayacaktır. Hayatımız her şeyden daha önemlidir. Sevdiklerimizin hayatı her şeyden çok daha önemlidir. Evde kal Türkiye diyorum. Sağlığımız için, ülkemizin geleceği için evde kal Türkiye. Sağlığımız için, geleceğimiz için evde kal Türkiye. Evde kal Bursa, evde kal Türkiye. Hayat eve sığar. Covid-19 salgını tıpkı tarihteki sıtma, veba ve cüzzam gibi bir büyük salgındır. Hastanelere olabilecek yığılmalarla sağlık sistemimizin çökmesini ve ekonomimizin daha büyük tahribata uğramasını istemiyorsak, zorunlu haller dışında evde kalalım. Ben öyle yapıyorum. Evde kal Türkiye, evde kal Bursa. Bu durum bir keyfiyet değil, bir mecburiyet, bir zaruret. Bir tercih değil, bir sonuç. Aslında bir seferberlik hali. Evde kal Türkiye, sağlıklı kal Türkiye. 152 yıldır Türk Kızılay olarak her afette ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğumuz gibi bugün de bu sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Biz sizler için dışarıdayız. Lütfen siz de evde kalın, sağlıkla kalın. Evet, herkese merhaba. Son 15 gündür aylardır süren bir sürecimiz var COVID-19 ile ilgili. Ama son günlerde bu evde kalmamızı gerektirdi. Bu çok önemli bir şey. Hepimizin bu kurallara uyması lazım. Devletimiz önlemleri almış olabilir ama bizim de devletimize yardımcı olmamız gerekiyor. Evde kalacağız ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Kimseyle görüşmeyelim, temas etmeyelim. Bunların hepsi çok önemli. O 14 kurala uymamız gerekiyor. Şiddetsiz bir şekilde ev alanı içinde yaşamı sürdürmemiz lazım. Evde kal Türkiye, evde kal Bursa diyoruz. Esselamu aleyküm. Dünyayı adeta esir alan ölümcül koronavirüs musibetinden kurtulmak için ben de evde kal diyorum. Çünkü evde huzur var, evde mutluluk var, evde bereket, muhabbet var, evde sevgi var. Evde aile var. Kısacası evde hayat var. Dışarıda aradığımız sevgi, huzur ve mutluluktan çok çok daha fazlası evde var. Hayat eve sığar kardeşlerim. Maddi tedbirlerimizi ve manevi tedbirlerimizi almayı asla unutmayalım. Sosyal teması en aza indirelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Allah cümlemizi sevsin ve korusun. İnsanlığı tehdit eden bu virüs karşısında
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ülkemiz büyük bir mücadelenin içerisinde. Bu mücadeleye destek vermek için Evde Kal Bursa, Evde Kal Türkiye. Virüs salgınına karşı önlemlerimizi alalım, sevdiklerimiz ve geleceğimiz için sağlıklı kalalım. Unutmayalım ki tedbirde hayat var. Evde Kal Bursa, Evde Kal Türkiye.